Kutu TV'den Kutup ben. Bu hafta sizlere Motomax'ta alarmlı disk kilitlerinden bahsedeceğim. Maalesef ki motosiklet hırsızlıkları kanayan bir yaramız. Ve bizim de bunu önlem almamız gerekiyor. Hırsıza kilit dayanmaz fakat hırsızın motosikletinizi çalmasını engelleyecek veya caydıracak özelliklerde kilitler kullanırsanız motosikletinizi çok rahat korumuş olursunuz. Bunlar için tabii ki çelik pim olup olmaması, pim özellikleri, diğer sertifikaları önemliyken uzun ömürlü kullanabilmeniz için de doğada ne kadar dayanıklı oldukları da önemli. Bugün bir size Securage'den bahsedeceğiz. Securage bildiğiniz gibi bir Türk malı ve Motomax'da satılıyor sadece ürünleri. Securage'in üst güvenlik önlemleriyle oluşturduğu özel kilitlere yer vereceğiz ama öncelikle diz kilitlerinden başlayacağım. Çünkü gerçekten güzel özelliklere sahip. Anlatınca siz de fark edeceksiniz motorunuzun da ne kadar güvende olduğunu anlayacaksınız. İlk önce 10 mm'lik diz kilidiyle başlayacağım. 10 mm derken neyi kastediyorum? Pim kalınlığını kastediyorum. Çünkü bu önemli asıl zaten koruyan kısım bu alan. 10 mm kalınlığında çelikten oluşan bir pimi var. Ama bunun yanı sıra dış yapısı da önemli çünkü uzun ömürlü kullanabilmeniz lazım. Bu disk kilidinde dış yapısında özel karışımlı bir madde kullanılmış. Yani ister yazın, ister kışın, yağışlı havalarda veya karlı havalarda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Paslanmaz özel bir maddeden oluşuyor. Aynı şekilde alarmlı demiştik. İçine su almadan alarmınız hala çalışır konumunda oluyor. Veya hırsızların kullandığı bir yöntem olan üzerine su dökülerek alarmı devre dışı bırakma olayı için de Diskili de sizi korumuş oluyor. Çünkü dediğim gibi içine su almıyor. 120 desibel şiddetinde bir ses yayıyor. Yani emin olun duymama imkanınız yok. Ciddi manada yanındayken zaten çalarken rahatsız ediyor. Hatta sesini de size bir dinleteyim. O zaman bana hak vereceksiniz. Ben yarıda kestim çünkü dayanılacak gibi değil. Yani öyle ben derin uyuyorum kesinlikle duymam demenize hiç gerek yok. Bu duyulabilecek bir ses. Zaten sizin pencereden bakmanıza gerek kalmadan hırsız çoktan kaçıyor olacaktır. Hem daha uygun fiyatlı olan hem de pim kalınlığı biraz daha ince olan aslında daha düşük cc'li motorlarda kullanabileceğiniz diğer disk bahsedeceğim. Özellik olarak da 10 milimetrelikle aynı özelliklere sahip. Paslanmıyor, Alarmlı kısmı kesinlikle su geçirmiyor. Sadece bunda fark olarak pin mekanizması yine çelik ama 5,5 milimetrelik kalınlığında. Yani sizin eğer motosikletinize 10 milimetrelik kalın geliyorsa bu 5,5 milimetrelik genişliğinde olanı da kullanabilirsiniz. Bunda sadece tasarım olarak bir farklılık yapılmış. Ön kısımda karbondan güzel bir desen koyulmuş. Yine bunun da sesini dinleteyim. Yani bu boyut olarak diğerinden küçük ama demin de gördünüz. Bu da gayet duyulabilir düzeylerde. Bunların dışında bir disk kilidimiz daha var. Bunun pimi ise yine çelikten oluşuyor. 6 mm genişliğinde. Bu daha çok skuterlara uyumlu bir disk kilidi. Bunun diğerlerinden farkının alarmın olmaması. Yani siz yüksek sesten hoşlanmıyor olabilirsiniz ya da alarma ihtiyaç duymayabilirsiniz. Kapalı bir otoparkınız vardır. Sadece disk kilidiyle kitlemek istiyorsunuzdur. Bu da sizler için uygun. Ama gene onun dışında da bu da gene hani dışarıda olacak olursanız yağmursu bunların hiçbirinden etkilenmiyor. Zaten dış kısmı da paslanmaz. Çelikten oluşturulmuş yine. O yüzden bu da tercihleriniz arasında olabilir. Dediğim gibi bunun tek farkı bunda alarmın olmaması. Normal bir kilit. Şimdi buraya kadar Secure Agent Pro ProZovi özel üst düzey disk kilitlerinden bahsettim. Yine bir disk kiliti daha var Securage'in. Bu diğerlerine göre biraz daha farklı. Özellikle yeni motosiklete başlayanlar veya daha önce kilit kullanmayıp yeni başlayacak, kilit kullanmaya yeni başlayacak olanlar için uygun. Çünkü unutma ihtimaliniz var disk kilitinizi. Bunun için hatırlatma kablosu çıkıyor. Yine yanınıza rahat taşınabilir demiştim zaten. Taşımanız için bir küçük çantası da çıkıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunun pim genişliği 7 mm boyunda. Yine çelik pim tabii ki de. Gayet güvenli. Ama o diğerlerinden farklı olarak bunun anahtar kısmında toz olmaması adına bir toz kapatma kapağı da mevcut. Yine bu da özel bir yapıdan yapılmış. Doğal olarak paslanmıyor. Herhangi bir şekilde üzerindeki materyali atmıyor. Ve yine su geçirmez. Alarmlı demiştim. 120 desibel alarmlı. Aynı diğerleri gibi. Şimdi beraber dinleyelim. Gördüğünüz gibi bunun sesi de gayet duyulabilir. Bu da eğer yeni başlıyorsanız ya da böyle bir set halinde hepsini almak istiyorsanız sizin tercihiniz olabilir. Diz kilidi evet çok rahat yanınıza taşıyabilirsiniz ama ben daha yüksek bir güvenlik istiyorum. Daha da caydırıcı olsun istiyorum diyorsanız yine zincir kilidini de tercih edebilirsiniz. Daha önceki bölümlerde zincir kilitleriyle ilgili, Secure ile ilgili bir bölüm var. Orada görmüştünüz. Bunun onlardan farkı alarmlı olması. Bu set bodyguard seti olarak geçiyor zaten. Kilit yine Zovi modelinde yapılmış bir kilit. Yani üst düzey güvenlik önlemleri içeriyor içerisinde. Şimdi bunun pim kısmı çelikten ve 12 mm kalınlığında. Bunun da yine su geçirmez özelliği var. O yüzden alarm bozulmuyor kesinlikle. Ama bunun yanı sıra makasla kesebiliyorlar, matkapla delmeye çalışabiliyorlar. Birçok ürün kullanarak bu pim kısımlarını bozmaya ya da kesmeye çalışabiliyorlar. Zaten çelik ve 12 mm genişliğinde olduğu için bunu yapmaları çok zor. Ama daha da engelleyici olması için döner başlı yapmışlar. Doğal olarak oldukça zorlayıcı. Şimdi burada bunun da 120 desibel şiddetinde bir sesi var. Oldukça yüksek bir ses yine. Son olarak bir kilidimiz daha var. O da manet kilidi. Hani bu alarmlı disk kilitlerini unutanlar ve sonra motoru çalıştıranlar ve motoruna zarar veren arkadaşlarımız var ya onlar için biraz daha uygun, daha pratik. Çünkü bu manet kısmına takılıyor. Fren manetinizi bunu açıp içine rahat bir şekilde istediğiniz ölçüye göre yerleştirebiliyorsunuz. Yani farklı motosikletler için gayet uygun. Üstünü kapatıp alarmını kuruyorsunuz. Yine hırsız için gayet güvenli bir şekilde motosikletinizi korumuş oluyorsunuz. Bunun yapısında şöyle bir durum var. Dış kısmı uçak sanayinde kullanılan ve CNC ile işlenmiş alüminyumdan döküm olarak yapılmış. Pim kısmı ise 10 mm genişliğinde. Yine bu alanda da karbürle desteklenmiş bir şekilde çelik kullanılmış. Karbur de ne? Karbonun başka bir elementle karıştırılmasından elde edilen bir ürün yine. Şimdi bu niye önemli? Evet kapatıldığında pim alanı gözükmüyor ama herhangi bir şekilde matkapla delmeye çalışmaları durumunda yine bu pim sizin motorunuzu korumuş oluyor ve hiçbir şekilde açılmıyor. Manetimizin ve elciğimizin zarar görmemesi için özel silikon parçalar koymuşlar. Siz motorunuza göre ön veya arka kısmı kısmı kullanabilirsiniz. Yine bunun da 120 desibel şiddetinde oldukça yüksek sesi var. Yine sesini dinleyelim beraber. Oldukça yüksek bu da. Eğer siz disk kullanmak istemiyorsanız ve zinciri her yere taşıyamayacağınız düşünüyorsanız daha pratik bir şekilde bu manet kilitini istediğiniz yere götürerek bunu kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz veya hem manet kilidini, hem disk kilidini, hem de zincir kilidini alıp motosikletinizi üst düzey güvenlikli bir şekilde istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Bugün sizlere SecureAge'in alarmlı kilitlerinden bahsettim. Ama SecureAge'in yelpazesi oldukça geniş. Başka kilit modelleri de var. Eğer siz de bunları incelemek isterseniz Motomax mağazalarına gelip daha yakından görebilirsiniz. Veya da Motomax internet sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ama unutmayın ki ister SecureAge marka olsun ister başka bir marka olsun kesinlikle motosikletinizi kilitsiz bir yerde bırakmamalısınız. Haftaya görüşmek üzere.